Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle genitif konusunu inceleyeceğiz. Daha önce akkuzatif konusunu yapmıştık, datifi de yapmıştık. Bugün serinin son videosu genitif konusu. Genitif nedir arkadaşlar? Onu inceleyeceğiz. Yalnız bu videoda mümkün olduğunca genitifi en dar kapsamıyla, en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. A1, A2 seviyesinde ihtiyacımız olan genitifi anlatmaya çalışacağım. Çünkü genitif konusu biraz kapsamlı bir konu arkadaşlar. Tek bir videoyla, yarım saatlik veya 40 dakikalık bir videoyla genitifi anlatıp bitirmek zaten mümkün değil. O yüzden bugünkü genitif konusunu A1, A2 seviyelerine yönelik biraz dar kapsamlı şekliyle öğrenmeye çalışacağız. Evet, akkuzatif için demiştik ki cümlede yükleme when ya da was sorusunu sorarız. Kimi ya da neyi sorusu. Datifte when, kimi, neye sorusunu sorarız. Genitifte ise arkadaşlar wessen yani kimin ya da neyin sorusunu soruyoruz. Akkuzatif için ismin i hali, belirtme hali, datif için yönelme hali, e hali ama genitif ismin in hali değil arkadaşlar. Yani Türkçe'de bir ismin in hali diye bir hal yok. İsmin ilgi hali ya da ilgi durumu diyebiliriz. Biz normalde ilkokul, ortaokul, liselerde Türkçe'de ismin 5 halini öğreniyoruz. Bunların içerisinde ismin in hali diye bir hal yok. Ancak ileri gramatik konusunda yani karşılaştırmalı dil bilgisi konularında genitif konusunu Türkçe'de ismin ilgi hali konumuna sokuyoruz arkadaşlar. Normalde genitif konusu Türkçe'de isim tanımlamaları konusudur arkadaşlar. Demiştik ki Almanca'da ismin hallerini yaparken kelimelerimizin artikellerinde yaptığımız değişiklikler söz konusuydu. Genitif için durum nedir? Ona bakalım tabelamızda. Der artikeli bir kelimenin genitif durumu des şeklinde oluyor. Das artikeli bir kelimemiz de des oluyor. Die artikeli tekil bir kelimemiz der. Çoğul, die onlar da der oluyor arkadaşlar. Bir de bunların 15'li belirsiz artikel pozisyonları vardı. Gördüğünüz gibi der ve das aynı arkadaşlar. Bunların belirli ve belirsiz durumları da aynı. Yani der ve das artikeli bir kelimenin belirsiz artikel şekli genitifte aynes şeklinde oluyor. Die artikeli bir kelimemiz de ayner oluyor. Çoğulların daha önce söylemiştik ki belirsiz artikel şekli yoktur. Çünkü sayısal bir değerdir bu ayn, aynes, ayner dediğimiz. Çoğullarda sayısal değeri bir olarak kullanamıyoruz arkadaşlar. Evet, örnek olarak bir kelime derman, der artikeli bir kelime, desmannes oluyor, einman, einesmannes oluyor. Burada fark ettiğimiz gibi arkadaşlar, sadece artikelde bir değişiklik söz konusu değil, kelimemizin sonunda da bir es ya da sadece s takısı gelebiliyor. Yalnız bu es veya s takısı sadece der ve das artikelli kelimeler için söz konusu. Di artikelli kelimelerin sonuna e ya da es takısı gelmez arkadaşlar. Evet, das artikeli bir kelime. Das Kind, bunun genitif hali des, kindes, ein Kind, eines Kindes şeklinde. Die Frau, der Frau oluyor. Eine Frau, einer Frau oluyor. Çoğullarda ise die Kinder, çocuklar, der Kinder oluyor. Bunları birebir Türkçe olarak baktığımız zaman desmannes adamın demek arkadaşlar. Deskindes çocuğun, der Frau kadının, der Kinder çocukların şeklinde oluyor. Şimdi bakalım belirli ve belirsiz artikellerde örneğimize. Yine her zamanki bir Türkçe cümle örneğine bakıyoruz. Adamın çocuğu ağlıyor. Arkadaşlar buradaki adamın çocuğu bu bir isim tanımlamasıdır Türkçe'de. Ama Almanca'da bunu biz genitifle, ismin genitif haliyle ifade edebiliyoruz. Çünkü buradaki adamın kelimesini vermemiz için Almanca'da genitifi kullanmamız gerekiyor. Adamın çocuğu ağlıyor. Soru olarak da adamın çocuğu ağlıyor mu? Belirtisiz anlamında bir adamın çocuğu ağlıyor, bir adamın çocuğu mu ağlıyor belirtisiz olarak. Bunların Almancasına bakalım. Demiştik ki adamın kelimesini Almanca'da genitif halde anlatıyoruz. Burada işte adamın çocuğu kelimesini bir ters yani çocuk kelimesini önce kullanmam gerekiyor. Adam kelimesini sonra kullanmam gerekiyor. Türkçe'de adamın çocuğu, Almanca'da ise çocuğu adamın gibi düşünmemiz lazım. Evet, das Kind, des Mannes.
çocuğu adamın. Wind, ağlıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, das Kind ön tarafa gelmiş. Adamın dediğim kısım, yani genitif bölüm, kelimemizin arkasından geliyor. Yani des Mannes das Kind diyemiyoruz. Zaten Türkçe ve Almanca cümle dizilimlerinde terslikler çok fazla arkadaşlar. Bunu Almanca öğrendikçe görüyorsunuz siz de. Soru olarak Wind das Kind des Mannes. Adamın çocuğu ağlıyor mu? Bunu belirsiz artikelde yaptığım zaman das Kind eines Mannes weint. Yani bir adamın çocuğu ağlıyor şeklinde oluyor. Şimdi diğer artikellerle örneklerimize bakalım. Die Lehrerin korrigiert die Fehler des Kindes. Das artikeli bir kelimemiz. Anlamı ise arkadaşlar şu. Öğretmen, die Lehrerin, bayan bir öğretmen. Korrigiert, düzeltmek arkadaşlar. Hatayı düzeltmek. Zaten die Fehler hata demek. Çocuğun, yani öğretmen çocuğun hatalarını düzeltiyor. Belirsiz artikelde die Lehrerin korrigiert die Fehler eines Kindes. Öğretmen bir herhangi bir çocuğun hatalarını düzeltiyor. Die artikeli bir kelimeye bakalım. Die Schülerin, kız bir öğrenci. Die Tasche der Schülerin, yani çantası öğrencinin. Çevirdiğim zaman öğrencinin çantası. Gefällt mir. Hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Die Tasche der Schülerin gefällt mir. Ya da belirsiz bir artikelde. Die Tasche einer Schülerin liegt auf dem Boden. Bir öğrencinin çantası yerde duruyor anlamında arkadaşlar. Çoğul bir örneğe bakarsak. Die Meinung der Kinder ist wichtig. Çocukların fikirleri, düşünceleri önemlidir anlamına geliyor. Evet, bu kelimenin sonuna S veya ES takısı der ve das artikelli kelimeler de geliyor demiştik arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman eğer bir kelimemiz der ve das artikelli ise ve birkaç heceden oluşuyorsa sonuna bir S geliyor. Mesela auto iki heceli, pardon üç heceli. Auto, autos oluyor arkadaşlar. Das Auto, des Autos. Das Büro, des Büros. Das Foto, bunu posesif yani iyilik zamirle yaparsam, meines Fotos. Der König, des Königs gibi. Yine arkadaşlar sonlarında e, el, er, en, shen, line ve link de biten der artikeli ve das artikeli kelimelerin de sonuna bir şey geliyor. Mesela das Mädchen, des Mädchens. Das Mädel, des Mädels gibi arkadaşlar. Der Vogel, des Vogels. Es gelenler genelde tek heceli kelimeler. Yani genel olarak. Das Bild, des Bildes. Das Jahr, des Jahres. Das Kind, des Kindes. Burada es geliyor. Man, mannes, zon, zones, tag, tages gibi. İstisna var. Şef kelimesi veya film kelimesinde olduğu gibi. Des şefes demiyoruz. Şefs diyoruz. Des films diyoruz. Bir de sonu S veya şarf ve ses dediğimiz çift S ile biten, TS ile biten, X ile biten veya Z ile biten kelimeleri de ES takısı geliyor. Meines Arztes, deines Glases, des Platzes gibi. Bir de sonu Nis ile biten kelimelere fazladan bir S ekimiz var arkadaşlar. Yani Ereignis normalde bu şekilde. Ereignisses diyemiyorum. Buraya bir tane daha S koyuyorum. Ergebnis, Ergebnisses, Verhältnis, Verhältnisses, Zeugnis, Zeugnisses gibi. Bu tabela ezberlenmesi gereken bir tabela değil arkadaşlar. Yani bunu zaman içerisinde cümle kura kura okuya okuya zaten öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden ben bu tür tabelaların ezberlenmesini pek tavsiye etmiyorum. Der ve das artikellere bu S ve ES takısı geliyor demiştik. Ama S ve ES takısı gelmeyen der ve das artikeli kelimeler de var. Onlar nelerdir? Şimdi arkadaşlar şurada nationality'in yani insanların milliyetleriyle ilgili bölüme bakalım. Afganistanlı der Afgani. Buna des Afganes demiyoruz arkadaşlar. Bunların sonuna sadece N takısı geliyor. Yani der Afgane erkek bir Afgan. Afgan'ın yani genitif yaparken des
Afganen sonuna bir N takısı geliyor. Der Brite, der Bulgare, der Kineze, der Fransose, der Grike, der Türke. Gördüğünüz gibi bunların hepsinin genitif durumunda des dedikten sonra kelimenin sonuna sadece N geliyor. Des Türken, des Griechen, des Fransosen, des Kinezen gibi. Bu milliyetlerde genelde sonu E ile bitenler arkadaşlar. Son harfi E olan milliyetlerde son genitifte N takısı geliyor. Bir de şahıslarda, kişilerde mesela angsthase korkak bir kişiye korkak demek. Bunun da sonuna N geliyor. Der angsthase, des angsthasen. Der Bote, des Boten. Der Bube, des Buben. Der Experte, des Experten. Bunların sonuna N takısı geliyor genitif durumlarda. Ve hayvan isimleri, sonu E ile biten hayvan isimleri arkadaşlar. Affe, haze, löwe, şimpanze gibi kelimeler genitif durumunda sonuna sadece N alıyor arkadaşlar. Burada bir de D, B var. Tek heceli, A, umlaut. Okunuşu fonetik açıdan E biraz uzun olduğu için de bunun genitifinde des, beren, ene geliyor arkadaşlar. Eğer bir kelimemiz ant, ant, ent ile bitiyorsa bunların da genitifi sonunda ene oluyor. Der student, des studenten. Der absolvent, des absolventen. Der asistent, des asistenten. Der elefant, bakın bir hayvan ismi ama sonu e ile bitmemiş, antla bitmiş. Antla bitenlere de ene geliyordu. Des elefanten. Der prezident, des prezidenten. Sonu OG, AD, AT ile biten genelde meslek tanımlarında bu kelimeleri görüyoruz. Onların sonuna EN geliyor arkadaşlar. Mesela biyoloğe, der biyoloğe, des biyologen. Ya da der pedagoge, des pedagogen. Der sosyologe, des sosyologen. Bir de arkadaşlar sonu ist ile biten kişiler veya meslekler de var. Mesela autist, krist, egoist, idealist, jurnalist, kapitalist, komünist, politist gibi kelimelerimizde genitif durumlarında ene takısı geliyor. Evet, örnek cümlelerimize bakalım. Der artikeli bir kelimemiz demiştik. Derman, tekeceli. Tekeceli kelimelerin sonunda genelde E ve S takısı geliyordu. Derman, des mannes. Das Kind, des Kindes. Die Frau, der Frau. Die Kinder, der Kinder. Cümlemize bakalım. Das Kind des Mannes singt. Adamın çocuğu şarkı söylüyor. Das Kind eines Mannes singt. Bir adamın çocuğu şarkı söylüyor. Die Frau wäscht den Ball des Kindes. Kadın çocuğun topunu yıkıyor. Die Frau wäscht den Ball eines Kindes. Kadın bir çocuğun topunu yıkıyor. Herhangi bir çocuğun. Das Auto der Frau ist neu. Kadının arabası yenidir. Das Auto einer Frau ist sauber. Bir kadının arabası temizdir. Der Spielplatz der Kinder ist geschlossen. Çocukların oyun alanı, park arkadaşlar, kapalıdır. Yani genitif yaparken bir tanımlanan bir kelimemiz var. O önde oluyor. Genitif kelimemiz ise arkada oluyor arkadaşlar. Yani das Kind des Mannes. Sıralama bu şekilde. Yani des Mannes, das Kind diyemiyoruz. Genitifte tamlayan ve tamlanan olayı. Yani tamlanan das Kind çocuğu önde oluyor. Türkçesi bu tam tersi. Adamın çocuğu dediğim zaman adamın kelimesi önde. Çocuğu tamlanan kelime ikinci pozisyonda oluyordu. Almanca'da bu tam tersi arkadaşlar. Evet. bir de bunların posesif pozitif pronom şekilleri var. Zaten genitifi A1 A2 seviyesinde genelde posesiflerle kullanıyoruz. Onlarla ilgili cümleler karşımıza çıkıyor. Bir de şurada personal pronomu, şahıs zamirlerin genitifi durumları var. Bu kısım sizin kafanızı karıştırmasın. Bu A1 A2 hatta B1'de bile karşınıza çok zor çıkar. Biraz ileri Almanca'da çok kısıtlı, dar kapsamda kullanılan bir bölüm. Belki birçok kursta bu konu anlatılmaz bile. Bizi ilgilendiren posesif pronomun ilgi zamirleri, yani benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimelerinin genitif durumları. Türkçe bakarsak arkadaşlar dedik ki benim, senin, onun
iyilik zamirlerinin yalın hali. Bunların ismin i hali yani akkuzatif veya datif e hali veya genitif hali olabiliyor. Arabam kelimesi yalın halde arabamı ismin i halinde akkuzatif, arabama e hali datif, arabamın ise ilgi hali yani Almanca'da genitif arkadaşlar. Benim arabamın, senin arabanın, onun arabasının, bizim arabamızın, sizin arabanızın, onların arabalarının. Bu yapı Almanca'da genitif konusu. Die Tür meines Autos ist kaputt. Yani benim arabamın kapısı bozuk. Benim arabamın kapısı bozuk. Die Tür deines Autos ist kaputt. Senin arabanın kapısı bozuk. Örnek kelimelerimize bakalım. Burada yine der artikeli kelimeleri görüyorsunuz. Zon, burada garten, kofet, sukunt. Burada die artikeli kelimeler ve burada das artikeli kelime ve burada da çoğul kelimelerimiz var. Bunların genitiflerine bakıyoruz. Der artikeli kelimeler dedik ki arkadaşlar sonuna s veya es takısı gelebiliyor. Posesif ilgi zamirlerinde de hepsine s gelmiş arkadaşlar. Yani mein Vater babam demek. Meines Vaters babamın. Dein Sohn oğlun. Deines Sohnes oğlunun. Sein Bruder kardeşin. Seines Bruders senin onun kardeşinin gibi. Yani der artikeli kelimelerin sonunda s veya es takısını görüyoruz. Das artikeller de aynı şekilde. Mein Auto, meines Autos. Dein Haus, deines Hauses. Sein Buch, seines Buches şeklinde. Die artikellerde ise arkadaşlar genitif die artikeller der olmuştu. O yüzden burada posesiflere mein, dein, seine de er geliyor. Meiner Mutter, deiner Tochter, seiner Schule, unserer Katze. Yani benim annemin, senin kızının, onun okulunun, bizim kedimizin anlamında. Çoğullarda da er geliyordu arkadaşlar. Die artikeli çoğul kelimelerinin genitifi derdi. O derdeki er iki burada posesiflerin sonunda görüyoruz. Meiner Kinder, benim çocuklarımın, deiner Eltern, senin ebeveynlerinin, seiner Brüder, onun kardeşlerinin, Eurer Bücher, sizin kitaplarınızın anlamında. Bunlara birer örnek cümleyle bakalım arkadaşlar. Hast du heute den Kollegen meines Vaters gesehen? Yani buradaki meines Vaters genitif durumunda benim babamın anlamında. Neymiş arkadaşlar? Tamlanan kelime burada. Kollege kelimesi, meslektaş demek. Benim babamın meslektaşını yani iş arkadaşını bugün gördün mü? Hast du heute den Kollegen meines Vaters gesehen? Benim babamın iş arkadaşını bugün gördün mü? Ich habe das Auto deines Bruders gekauft. Burada da arkadaş senin erkek kardeşinin arabasını. Ich habe das Auto deines Bruders gekauft. Ben senin kardeşinin arabasını satın aldım. Wir erzählen die Kindheit unseres Sohnes. Bizim oğlumuz unser Sohn, genitif hali unseres Sohnes. Bizim oğlumuzun çocukluğunu anlatıyoruz. Mesela misafirler gelmiş, orada çocuğumuzun çocukluk halini anlatıyoruz. Wir erzählen ya da ich erzähle die Kindheit unseres Sohnes ya da buraya benim diyebilirsiniz. Meines Sohnes. Die artikeli bir kelimemiz burada var. Ich habe die Vase deiner Mutter kaputt gemacht. Annenin, senin annenin vazosunu kırdım. Ich habe die Vase deiner Mutter kaputt gemacht. Die Katze unserer Tante ist gestorben. Bizim teyzemizin kedisi öldü. Bizim teyzemizin kedisi öldü. Glaubt an die Worte seiner Schwester nicht mehr. O kız kardeşinin sözüne artık inanmıyor. Gerçi bu nicht mehr'i glaubt'tan sonra kullansak daha güzel durur. Vurgu ve beton tonlama anlamında. Kız kardeşinin sözlerine güvenmiyor anlamında arkadaşlar. Kız kardeşinin sözlerine genitif yapımız burada.
Ich suche den Ball meines Kindes. Çocuğumun topunu arıyorum. Çocuğumun topunu. Meines Kindes. Die Fenster unseres Büros sind schmutzig. Bizim büromuzun pencereleri kirli. Bizim büromuzun pencereleri kirli. Die Lernbücher unserer Schulkinder sind kostenlos. Bizim çocuklarımızın, okula giden çocuklarımızın ders kitapları ücretsiz, bedavadır. Die Lernbücher unserer Schulkinder sind kostenlos. Die Firma seines Söhne geht leider in Konkurs. In Konkurs gehen, iflas etmek arkadaşlar. Onun oğullarının firması maalesef iflas ediyor. Die Firma seiner Söhne. Onun oğullarının firması. Evet arkadaşlar. Bir de bunların negatif artikeli var. Aynı akuzatif ve datifleri olduğu gibi. Derman maskulin nominatif hali kaynmandı. Bunun genitifinde kaynes mannes. Gördüğünüz gibi buradaki s'ler hem kayna hem de kelimeye gelmiş durumda. Aynı şekilde das artikeli kelimemizde kein kind, keineskindes. Diğer artikeli kelime keine Frau yalın halde genitifte keiner Frau, keine Bücher, keiner Bücher gibi. Gramatik olarak bu şekilde yapılıyor. İki tane örnek cümlemiz var arkadaşlar. Die Kindheit keines Kindes darf zerstört werden. Cümlemiz pasif cümle. Pasif cümleleri yani edilgen cümleler. A2'de öğrenmeyi başlıyorsunuz. B1'de daha bir ilerletiyorsunuz. Die Kindheit keines Kindes hiçbir çocuğun çocukluğu demek arkadaşlar. Yani Kindheit çocukluk demek. Hiçbir çocuğun çocukluğu darf zerstört werden. Yani zarar görmemeli, bozulmamalı, yıkılmamalı gibi anlam veriyor. Ben genelde bu çocuklukla ilgili örnek cümle verirken rauben, çalmak fiiliyle yapıyorum mesela. Die Kindheit keines Kindes darf geraubt werden. Yani hiçbir çocuğun çocukluğu çalınılmamalı. Çocuklar çocukluğunu yaşamalı anlamında böyle bir cümle kurabiliyorum. Die Leistung keiner Frau darf mit der Leistung der Männer verglichen werden. Yine pasif cümle arkadaşlar. Burada aslında iki tane genitif yapımız var. Birincisi burada keiner Frau yani negatif artikelle yapılmış. Diğer genitifimiz ise burada arkadaşlar. Der Männer. Adam kelimesinin, man kelimesinin çoğulu die Männer'di. Diğer artikeli kelimenin genitif hali de der şeklinde oluyordu. Yani der Männer de genitif halde. Ama bizi ilgilendiren şu an negatif artikel, olumsuz artikel arkadaşlar şurası. Die Leistung keiner Frau. Hiçbir kadının performansı arkadaşlar. Mit der Leistung der Männer. Erkeklerin performansı ile karşılaştırılmamalı. Die Leistung keiner Frau darf mit der Leistung der Männer verglichen werden. Hiçbir kadının performansı erkeklerin performansı ile karşılaştırılmamalı anlamında. Evet, dedik ki genitif nesnenin sorusu wessen, kimin veya neyin anlamında. Bu soruyu nasıl soruyoruz? Bu soruyu sormak için mutlaka bir tamlanan kelimeyi kullanmamız gerekiyor. Örnek verelim. Das ist das Auto meines Bruders. Bu benim erkek kardeşimin arabasıdır. Kimin arabası? Gördüğünüz gibi araba kelimesini yani tamlananı yukarıdaki tamlananı burada kullanmak zorundayım. Wessen Auto ist das? Das meines Bruders. Benim erkek kardeşimin. Das Haus meines Hausarztes ist in Berlin. Wessen Haus ist in Berlin? Benim ev doktorumun evi Berlin'dedir. Kimin evi Berlin'dedir? Türkçe sorarken de gördüğünüz gibi ev kelimesini kullanmam gerekiyor. Yani tamlanan kelimeyi kullanmam gerekiyor. Wessen ist in Berlin demem yeterli değil. Belirtmem lazım. Wessen Haus ist in Berlin? Der Ball des Kindes liegt unter dem Tisch. Çocuğun topu masanın altında duruyor. Kimin topu? Wessen Ball liegt unter dem Tisch der des Kindes. Kimin topu masanın altında duruyor? Çocuğun topu. Der Kuchen meiner Oma schmeckt mir am besten.
babaannemin veya nenemin pastası der Kuchen. Der Kuchen meine Oma schmeckt mir am besten. Anneannemin pastası bana çok lezzetli geliyor. Kimin pastası? Anneannemin veya babaannemin veya dediğim gibi nenemin kelimesi. Meiner Oma. Western sorusunda bu şekilde soruyoruz arkadaşlar. Bir de genitifte A2 yani A1, A2'de farklı kullanımlar karşımıza çıkabiliyor. Mesela bir isim varsa cümlemizde yani Ahmet, Ayşe, Veli onun mesela Ali'nin kitabı Ayşe'nin evi derken nasıl kullanacağız? İşte bu da onlarla ilgili. İsimlerimizin sonuna bir S geliyor arkadaşlar. Das sind Petras Kinder. Yani bunlar Petra'nın çocukları. Burada Türkçe dizilime uyuyor arkadaşlar. Petra'nın çocuklar. Yani Das sind Kinder Petras demiyoruz. Stefans Frau ist schon wieder schwanger. Stefan'ın eşi tekrar hamile. Frau Myers Auto ist in der Autowerkstatt. Bayan Myers'in arabası tamirhanede anlamında. İsimlerde eğer S ile, TS ile, X ile veya S ile bitiyorsa arkadaşlar oraya bir S koymamız gerekmiyor. Sadece bir apostrof dediğimiz işareti koymamız yeterli. Mesela Hans kelimesi. Istas Hans Auto. Burada tekrar ikinci bir S'yi koymamız gerekmiyor. Şu işaret yeterli. Bunun genitif olduğunu belirtmek için. Istas Hans Auto. Fritz neue Freundin heißt Sieglinde. Alex Vater liegt im Krankenhaus. Bu şekilde de genitif yapabiliyoruz. Ancak genitif kullanımı günden güne çok azalıyor arkadaşlar. Zaten birçok dil bilimci genitifin belki bir 50 yıla kadar kullanım alanı neredeyse hiç kalmayacak. Yani hiç kalmayacak derken bu ismin halindeki düz kullanımdan bahsediyorlar. Yani kullanım o kadar azalacak ya da yok olacak anlamında. Onun yerine fon datif yapılar kullanılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi fon nesneyi datif yapardı ve dendanikini veriyordu. Yani ist das Auto von Hans. Yani bu Hans'ın arabası mı? Hans'ın kelimesini burada fon ile verebiliyoruz arkadaşlar datif bir şekilde. Die neue Freundin von Fritz heißt Sieglinde. Fritz'in yeni kız arkadaşının ismi Zicklinde. Der Vater von Alex liegt im Krankenhaus. Gördüğünüz gibi yukarıdaki genitif yapıları tamamen datif şekilde kullanma şansım var. Von datif kullanımıyla arkadaşlar. Zaten günlük konuşmada genitif hali çok nadir duyarsınız. İnsanlar genelde fon datifi kullanıyorlar. Ama maalesef A1, A2 ya da B1'de Almanca öğrenirken bu yapıları öğrenmemiz gerekiyor. Yani genitifi ya zaten az kullanılıyor, öğrenmeme gerek yok deme şansımız yok. Dil öğreniyorsak onun dil bilgisi yapısını da öğrenmemiz gerekiyor. Almancaya hakim olduğunuz zaman günlük konuşmada zaten genitifi çok nadir kullanırsınız. Evet, akkuzatif ve datiflerde edatlar var demiştik arkadaşlar, prepozisyonlar. Belli başlı prepozisyonlar sadece akkuzatifte veya sadece datifte veya hem akkuzatif hem datifte kullanılabiliyordu. Genitifle kullanılan da edatlarımız var, prepozisyonlarımız var. Angesichts, anhand, anlässlich, anstatt, Stadt, anstelle, aufgrund, außerhalb, bezüglich, halbe, infolge, innerhalb, laut, mithilfe gibi gördüğünüz gibi bir sürü prepozisyonumuz var arkadaşlar. Gözünüz korkmasın, bu prepozisyonlar A1, A2 seviyesinde öğrenilen prepozisyonlar değil. A1, A2'de öğrendiğimiz prepozisyonlar şöyle söyleyebilirim. Trotz, während, wegen, außerhalb da olabilir. Bunları A1, A2'de öğreniyorsunuz. B1'de artık anstatt, infolge gibi, laut gibi yani diğer edatlarda öğreniyorsunuz. Ben sadece bu kısmı bilgi olsun diye koydum arkadaşlar. A1, A2 seviyesindeki arkadaşlar bu edatları görüp gözünüz korkmasın. Nasıl kullanılıyor? Mesela angesichts die Gefahr'dı. Onu der Gefahr yapıyorum. Cümlemi devam ettiriyorum. Angesichts der Gefahr mesela ne olabilir?
Angesichts der Gefahr ist es besser, eine Maske zu tragen. Yani tehlike yüzünden en iyisi bir maske taşımalıyız gibisinden. Anhand der Unterlagen, yine die Unterlagen çoğuldu. Bunu de Unterlagen genitif yaptım. Çünkü anhand genitif istiyor. Buraya ne diyebiliriz? Anhand der Unterlagen kann man sein Alter erkennen. Mesela karşınıza birisi gelmiştir. Onun verdiği bir CV falan vardır ya da belgeler vardır. O belgede doğum tarihini görüp yaşını anlayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi bu preposyonları kullanınca arkasındaki kelimemiz genitif oluyor. Mesela aufgrund des schlechten Wetters, yani kötü havadan dolayı, kötü hava sebebiyle anlamında arkadaşlar. Aufgrund des schlechten Wetters bleibe ich zu Hause, yani kötü havadan dolayı evde kalıyorum deme şansınız var. Bunu aynı şekilde wegen de yapabilirsiniz. Mesela şurada wegen des schlechten Wetters muss ich zu Hause bleiben. Kötü havadan dolayı evde kalmak zorundayım gibisinden. Außerhalb mesela dışında demek. Außerhalb der Landesgrenzen, yani ülke sınırlarının dışında ne diyebiliriz? Außerhalb der Landesgrenzen gelten andere Regeln. Yani ülke sınırlarının dışında başka kurallar, başka kanunlar geçerlidir. Bu şekilde cümle kurabiliyoruz. Yani bu prepozisyondan sonra kullandığımız kelime genitif oluyor. Die Gefahr der Gefahr olmuş. Die Unterlagen der Unterlagen. Das Geld des Geldes olmuş. Evet, Stadt des Geldes. Stadt yerine demek arkadaşlar. Stadt des Geldes para yerine. Kann man auch mit Waren bezahlen. Yani Stadt des Geldes paranın yerine eşyalarla da ödeme yapabilirsiniz diye cümle kurabilirsiniz. Evet, bunlar genitif ile yapılan prepozisyonlarımız, edatlarımız arkadaşlar. Bir de fiillerimiz var. Bazı fiiller akuzatif nesne istiyordu, bazıları datif istiyordu, bazıları her ikisini istiyordu. Burada da arkadaşlar bir takım fiiller var. Sadece genitif isteyen ya da işte akuzatif ve genitif isteyen fiillerimiz var. Bu fiiller de A1, A2 düzeyinin fiilleri değil arkadaşlar. Daha ileride B1'de falan artık metin inceleme falan yapılacağı zaman bu fiillerle karşılaşabilirsiniz. Anklagen hem akkuzatif hem genitif. Wir haben ihn des versuchten Mordes angeklagt. Yani biz onu cinayete teşebbüsten dolayı şikayet ettik diyor arkadaşlar. Yani anklagen fiili gördüğünüz gibi des Mordes. Burayı genitif yapmış durumda. Onu cinayete teşebbüsten dolayı şikayet ettik. Sich annehmen, sich bedienen, bedürfen, belehren. Bunların hepsi genitif isteyen fiiller arkadaşlar. Daha devam ediyor tabii ki diğer sayfalara bakacağız. Sich bemächtigen, berauben, beschuldigen. Hem akkuzatif hem genitif istemiş arkadaşlar. Mesela man beschuldigt den Präsidenten. Burası akkuzatif nesnemiz. Der Steuerhinterziehung. Burası da genitif yapımız. Yani başkanı vergi kaçırmadan dolayı suçluyorlar. Bezichtigen yine akuzatif ve genitif istiyor. Şurada genitifi görüyorsunuz. Die Lüge, der Lüge olmuş. Entbinden, sich enthalten. Sich entledigen, sich entsinnen, sich erbarmen, sich erfreuen, sich erinnern, sich erwehren. Gedenken, mesela gedenken, die Anwesenden gedenken der Opfer der Tragödie. Anmak demek arkadaşlar. Burada ne diyor? Trajedinin kurbanlarını. Bakın, die Opfer genitif der Opfer olmuş. Pardon, die Tragödie der Tragödie olmuş. Die Anwesenden gedenken der Opfer der Tragödie. Trajedinin kurbanlarını anıyorlar. Yani orada bulunanlar trajedinin kurbanlarını anıyorlar. Şu gördüğünüz der Tragödie genitif durumda. Sich rühmen, sich schämen, überführen, verdächtigen, verweisen, walten, würdigen. Bunlar hep genitif nesne isteyen fiiller. Sadece bunlar değil, bunların dışında da birkaç tane fiil vardır. Hepsini yazamadım bu şekilde. Dediğim gibi genitif konusu çok geniş bir konu. Bizi ilgilendiren A1, A2 seviyesinde ismin hallerinde kullandığımız genelde posesifle, iyilikle, meines Vaters, deines Mutters gibi yani bu şekilde yapıları kullanıyoruz. B1 seviyesinde artık genitif biraz daha çatallaşıyor arkadaşlar. En çok da relatif pronomun ya da relatif sans dediğimiz ilgi edatları veya ilgi cümlelerinde genitifler kullanılıyor.
O kısımda dediğim gibi B1'de, yani der artikeli bir kelimeyi dessen şeklinde, ne bileyim çoğul bir artikeli değinen deme şeklinde var, değirin deme şeklinde var. Yani relatif cümlelerde genitif yapı karşımıza çıkabiliyor. Umarım bu biraz faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.